Deniz Hocam, sizin galiba bir araştırmanız var. Özellikle bu iklim değişikliğinde en çok kadınların etkilendiğine Evet, yönelik. evet. Ben mesela buna şaşırdım. Niye en çok kadınlar etkileniyor? Ya bu nereden bu kanıya, bu teze vardınız? Çünkü şöyle, aslına bakarsanız iklim değişikliğinden en çok yoksullar etkileniyor. Yoksullar. Yoksullar etkileniyor. Yoksulların da %70'ini kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla doğal olarak iklim değişikliğinin etkilerinden en çok etkilenecek olan kadın grupları olarak karşımıza çıkıyor. Biz bununla ilgili de bu sene bir proje yaptık. Kanada kaynaklı bir fon üzerinden. Yani şöyle örnekler vereyim size. Çok çarpıcı bu. Bangladeş'te bir siklon ve şey oluyor, sel oluyor. Ölen kadın sayısı erkek sayısının 5 misli. Şimdi bakıyorsunuz neden böyle bu diye. Çünkü kültürel normlar var orada. Kadın evde ve bu felaketin geldiği mahallede, çarşıda dilden dile aktarılırken kadınlar evde ve erkeklerin gelip onları dışarı çıkartmasını beklerken 5 misli bir kayıp çıkıyor. Yine başka bir doğal Erkekler felaket yetişemiyor yetişemiyor. Yani mu? evet, onlar işte haber alıp dönüp eve gidip onları çıkarana kadar, halbuki kadın ilk duyduğunda sokağa çıksa veya kendini korumaya çalışsa halledecek. Orada çarpan 5 çok yüksek tabii. Ama İkincisi orada, pardon araya gireceğim, ama o biraz da şeyle de alakalı herhalde. Yani kültürle de ilgili işte onu kültür ve söyledim. bilinçle de, Evet, tabii ki, tabii ki. yani kadın o anda ne yapacağını bilememe gibi Bilmiyor bir da durum. çıkamıyor da ama yani çıkması için oğlunun ya da kocasının gelip onu çıkarması gerekiyor. Öyle düşünün. Dönelim tarıma. Yani bu çok çarpıcı olduğu için. Şimdi hala Afrika'yı düşünün. Bir sürü ülkede, Afrika'da hala suyu tedarik etmek için birkaç kilometre su taşımak zorunda kalan bölgeler var. Yani ben bunu gözümle de gördüğüm için böyle çok hakikaten çok etkilendim, öyle söyleyeyim. Bu devirde hala bunların yaşanması, ama bu gerçek. Şimdi o kadın ondan sonra suyu taşıyacak, getirecek. Belki daha uzağa yürüyüp getirmek zorunda kalacak. Belki bulamayacak. Dönecek, tarımda kullanıyor. Tarımda yeniliklere ulaşamıyor. Çünkü mülkiyet kadında değil. Kocada fonlar kadına gelmiyor. Ama halbuki işi yapan kadın, öyle bir etkilenmesi var. Sonra bakıyorsunuz göçlerde işini kaybedenlerin çok büyük bir kısmının, 2/3'ünün kadınlar olduğunu görüyorsunuz. Göçlerden sonra dönerse eğer, ki %80'i dönemiyor olduğu yere. Yani şimdi iklim değişikliği deyince aslında birkaç türlü bakmak lazım. Olay sadece havaların ısınması değil veya yağmur sel olması da değil. Yani burada çok ciddi bir şekilde su ve gıda güvenliğini ve biyolojik çeşitlilik kaybına gidiyor iş. Yani aslında insanı en fazla vuran, eğer fiziksel olarak yağmurdan, selden, sıcaktan bir şey olmamışsa bile, gıdaya ve suda erişimde çok büyük sorun olacak. İklim değişikliğine o gözle bakmak gerekiyor. Yani olay sadece işte 2 derece ısınsa ne olur noktasında gerçekten değil. Ve dünyanın değişik bölümleri de değişik etkilenecek, ki Türkiye'de en çok etkilenecek bölgelerden bir tanesi Akdeniz Havzası içinde olduğu için. Çok hakikaten tatsız rakamlar var. Yani 50 yıl içinde Türkiye'nin %70'inin çöl olması, ama çöl deyince izleyenlerin de aklına çöl gelmesin. Eğer toprak verimliliğini kaybetmişse, siz orada artık verimli tarım yapamıyorsanız, onu da biz toprak bozunumu diyoruz. Yani çölü o anlamda da kullanıyoruz. Yani Türkçe'de başka bir kelime olmadığı için, hani çöl çöl Arabistan'daki çölü düşünmeyin, ama Belki toprak de biraz artık, öyle kullanıp korkutmalı evet, mıyız? ama işte o zaman bazen gerçekçi de olmuyor demiş büyüklerimiz, iyi de yapmışlar. Ama bozunum dediğiniz içindeki hayatiyeti kaybetmesi, canlı miktarın azalması ve tarımda size cevap veremiyor yaşamadığı için. İşte şu anda zaten Türkiye'de biliyorsunuz, eminim gündeme gelmiştir, organik madde miktarı, yani canlı miktarı toprağın içindeki, toprak yapan onlar zaten, o mekanizmalar. Onlar büyük ölçüde kaybetmiş durumdayız. Bu sıcaklıkla daha da artacak. Şimdi o zaman belki de hani bilgilendirme ve bilinçlendirme konusu biraz kadınlardan mı başlamak lazım? Yani sizin Evet. istatistik bunu gösteriyor. Evet.